İyi akşamlar diliyorum. Özlediğim dostlarım bir kısmı da burada. Memleketimden bazı hava ve suyu getirmişler. O da çok güzel oldu. Yemekle birlikte birleşince bayram oldukça iyi durumda sayılırız. İnsan memleketini özlüyor. Maçta Trabzonspor'un silahları kenarlardan getirecekleri ve Cordozo'yla taktik olarak yüksek toplarla arayacakları gol. Bunların yolunu kesmeliydik. Dolayısıyla gerek Erkan'ın oyun stiline uygun, gerekse Yusuf'un oyun stiline uygun markaj kullandık. Marin yaklaştıkça kontrol edilecek bir oyuncuydu. Onu da en son dakikalarda unutunca affetmedi. Tabii böyle oyuncular, kreatif ve yaratıcı oyunculara sahip bir takıma karşı oynamak hakikaten zor. Biz hem kontrollü bir oyun ve kontratağa dayalı hızlı oyuncularımız var. Bunları iyi kullanmamız gerekiyordu. Böyle bir planlama içerisinde başladığımız bu haftaki çalışmalar sonucunda sanıyorum genelde bazı antrenörler böyle söyler işte çok çalıştık hafta içerisinde sonunda da rakibi yendik falan gibi. Ama başaran oyunculardı gerçekten birinci derecede yüksek konsantrasyonla oynanmış bir oyun ve taktiğe sadakat gösterdiler özveriyle birleşince. Yüksek bir kazanma arzusuyla bu birleşince Trabzonspor gibi büyük bir camianın takımına karşı ve büyük bir takıma karşı üstünlük sağladığımız için mutluyuz. Trabzonspor gibi büyük takımlar bu yaraları sarabilir. Ama biz yakaladığımız her türlü puanı hanemize yazdırmak zorundayız. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Oyuncularımı tekrar kutluyorum. Sorusu olan mı? Okey. Hocam, özellikle Trabzonspor'un orta sahası bugün çok kolay geçildi. Hı hı. Özellikle de ilk yarıda. Siz geçilirken kanatlarda çok gecikmeler yaşandı ilk yarıda. Bizim kanatlarda? Evet, evet. Tabii. Bir türlü oradan çoğalamadık. Ama ikinci yarıda bu biraz daha sizin lehinize döndü ama bu sefer de ortaya çıkarılacak toplarda başarılı olamadık. Şimdi orta sahadaki üçlü oyunumuz yıldız ya şöyle üçgen tersti bizde başlarken. Galatasaray'a karşı da öyle oynadık. Bu bize avantaj sağladı ancak kenar oyuncularımızı içeriye taşımak zorundayız. Çünkü bizim Vebo gibi ayağına oynanması gereken bir santroforumuz var. Biz o oyun planı ona nasıl ulaşırız ve nasıl kat ederiz diye düşündüğümüz için ama yüksek bir santroforum olmuş olsa kafacı bir santrofor olmuş olsa bu sefer sizin söylediğiniz kenar oyuncularımı bu sefer tam çizgide tutarım. Ama benim ayağa gitmem gereken bir santroforum varsa kenar oyuncularımı bir orta saha oyuncusu gibi kullanmak zorundaydım. Taktik bu nedenle sizin o eksiklikleri bu nedenle fark ettiniz. Evet. Evet Barış. 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu düşürecek bir Osman beklerken çok daha tempoyu yükselten kontratak oynayan bir Osman mı oldu? Ve bu anda da çok iyi bir yere geldi Osman'la beklediğimizin üstünde. Evet. Önümüzdeki dönemde bir diyeceğiniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Biz hızlı oyuncularımız olduğu için mesela rakibin atak üstünlüğü fazla sayıda oyuncuyla atağa gittiğinde bıraktığı alanlara İyi hızlı oyuncularımızı soktuğumuz için, oralara koşturabildiğimiz için aslında biz bu müsabakayı bu kadar kolaylaştırdık. Yoksa o hızlı oyuncuları yanlış yerlerde ya da rakip oraları kapatmış olsaydı bence bu kadar fark olmayacaktı. Biz o eksikliği bana göre çok iyi değerlendirdik söyleyebilirim. Önümüze daha insan tabii her kazandıkça, özgüveni arttıkça ileriye daha iyi bakabilir. Bu nedenle biz de ileriye iyi bakıyoruz. Evet Barış. Hocam, önce Galatasaray'a geldi, şimdi Trabzonspor tepkilerim. Böyle bir Trabzonspor bekliyor muydunuz? Yani maç öncesinde takımda konuşması yaparken böyle bir Trabzonspor, böyle yumuşak bir orta sahayla oynayan Trabzonspor bekliyor muydunuz? Ve oyun taktiğiniz bu kadroya göre, Trabzonspor kadrosunu gördükten sonra ne yönde değişti? Şimdi Cordozo'nun oyunu bizim kenarlardan merkeze gelişi engellememiz gerektiğini. Çünkü Cordozo hem yüksek hem karambol oyuncusu. Dolayısıyla ceza alanımızın içerisine hem karambol için hem yüksek top için şans verecek bir durum yaratmamamız gerekiyordu. Birinci önceliğimiz buydu. İkinci önceliğimiz özellikle Marin'in yaratıcı kreatif ceza alanına girişlerini engellemekti. NBA iyi bir oyuncu. Mehmet Ekici ölü top kullanabilen ve şut atabilen bir oyuncu olduğu için biz üçlü orta sahayla hem alanı hem adamları iyi paylaştık.